Günaydın sayın seyirciler. Tabii ki bizim için çoktan aydı. Kahvemiz, yani kahvaltımız yapıldı. Kahvelerimiz hazırlanıyor. Yine ben tarafından. Çünkü dün anneme yaptım. Bugün annem ve babama birden yapacağım. Evet, Zonguldak vlogların serisinin ikincisine hoş geldiniz. Bugün ve yarın olmak üzere bir hafta sonra vlogunu çevireyim dedim. Değişik videolarım vardı fakat annemle babam bazı videoların içine sokmak biraz zor olabiliyor çünkü girmek istemiyorlar. O yüzden dedim ki ben bunu vlog şeklinde yapayım. Artık yaptığım her şeyi çekerim, en azından uzun bir video olur. Niye bugün bu kadar hareketliyim bilmiyorum. Aslında bir şey de yapmadım. Ama öyle yani. Aa. Neyse, kahvemizi yapalım, kahvemizi içelim, hazırlanalım. Bir alışveriş görünüyor. Yine zaten diğer vlogumu izlediysen, videoyu izlediyseniz orada da söylemiştim aslında. Bakalım orada çekim yapacak mıyım yoksa yine eve geldiğimde ben alışveriş yaptım mı diyeceğim. Şu an hani bir şey söylemek için zor. Çekmeye çalışacağım ama gerçekten bu sefer bunu başaracağım. Bu arada yine buranın ışığına aşık oldum. Neyse. Yine hepimiz hazır. Çocuklarımızı, kızlarımızı koyduk. Kahvemiz pişiyor. Kahveden sonra görüşürüz. Buranın her yerin ışığına bayıldım. Ama buranın da ışığı hayır. Olmadın be. Biraz hızlıca bir dişimi fırçalayayım. Ondan sonra yüzümü yıkayayım, makyajımı yapayım. Makyajda çok az yapacağım bu arada. Diğer vlogda da gördünüz, bunu yeni aldım. Dün birazcık denedim ve ön numara bir yıldız çıkışıma gitti. Anladım. Anladın, ne yapıyor? Evet. Şimdi bunu deneyeceğim. Şu an tam bir yüz bakımı yapmayacağım çünkü bütün malzemelerim yok. Yani ne yapacağım? Yüzümü yıkarım. Serum. Güneş kremi, nemlendirici. Nemlendirici güneş kremi bilmiyorum. Deneyelim bakalım kokusuna. Koku almadım. Neyse. Şöyle mi? Çok aşırı sıvı formu var. Bakalım. Şöyle. Orası parlıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey. Köpük köpük oldu. Ama beğendim. Ve pantolon kötü kokan bir şey değil çünkü. Kimyasal çok kokmuyor. Gözüme soktum. Daha doğrusu ben pantolon sadece krem sanımlar ben. Değilmiş. Bu arada beğendim. Bepantol sadece krem değil miydi? Ben bir aralar Bepantol ile Bepantol'ün aynı şey olduğunu sanıyordum. Serum, Garnier'in C vitamini. Anne sen de makyaj yapmadan önce bunu kullan. Tamam. Nemlendirici güneş kremi, güneş nemlendirici. Tamam ya, bitiyor. Acelemiz var. Acelemiz yok daha doğrusu. Biz uzun sürüyoruz diye babam birazcık dinleniyor. Nasıl alacağım ya her yer krem yapanı? Bunun tam böyle bir krem değil de jelimsi gibi.
Şeffaf oldu. Böyle. Aldım. Nedense kremleri çok hoşuma gidiyor yani. Daha mı çok işe yarıyor derseniz cevap veremem. Hiçbir fikrim yok. Bari kurumasını beklerken elim çıldır. Kurumasını beklerken giyineyim. Sonra güneş kremi, kapatıcı, krime biz hazırız. Bak. Tamam, geri geldim. Bugün kendimi çok tatlı hissediyorum. Niye bilmiyorum. Şimdi azıcık güneş kremi. Güneş kremi istiyorum da. Senin kaybın. Azıcık güneş kremi. Şu an bazım da yok. Makyaj bazı. Onu da bugün listeme ekleyeceğim. Dün bir tane çok tatlı buldum. Ama almadım. Çünkü son dakika gördüm. Onu bugün aldırırım. Şimdi dün aldığım kapatıcı, eğer izlemediyseniz o videoyu, 02 numarası. Şöyle. Şimdi yüzümde çok kırmızılık, kırmızı noktalar var. Anneme sorarsanız yaralar. Kırmızı noktalar. Ondan sonra yine farmasinin Bifit maskarası. Bu en sevdiğim maskaralardan biri. Ondan sonra yine farmasinin Brow Design kaş maskarası. Bunun rengi neyse, sorun ne ben söyleyeyim. Geri geldim. Aldık. Yokmuş. Annem yazlıkta unutmuş. Böyle bir şey buldum. Twist Up Lipstick buldum. Flormar'ın bunlar satılıyor mu hala bilmiyorum. Ama şöyle nokta nokta koyacağım. Yüzüme hafif renk gelsin. Renk geldi de gitmiyor. Tamam. Hazırız. Ama şimdi bu kadar tatlı oldum. Bir şeyimiz yok mu? Dudak. Dudak malzemelerinden çaldım. Farmasinin şu matlarından. 08 numara. Çünkü ben simli sevmiyorum. Herhalde simli, daha doğrusu parlatırır sevmeyip şey olmak, influencerları izlemek dünyanın en zor işi. Gerçekten %90'ı parlatıcı şeklinde seviyor. Tamamım artık. Yapacak başka bir şey kalmadı. Ben bunu yiyemem. Bir aralar farmasinin tüm matlarını bir almaya çabaladım da. Galiba bu var. Olması lazım. Neyse ben hazırım. Şöyle bir kombinim var. Harvard eşofmanımla. Yine eşofman takımı ve ben. Şöyle düzeltelim. Neyse artık çantamı hazırlayalım, artık yola çıkalım. Hadi 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 hadi. Ay. Arkadaşlar elimi neye atsam pahalı. Yani
birkaç bir şey beğendim. Hani düz bir tişörte 300 lira verir misiniz? Bence bir aşağı yorumları bir yazın. Ben vermem çünkü gerek yok. Ama burada en ucuz bulduğumuz şeyler 200-300 lira. Yani şu an Koton'dayız. Elçi'deyiz. Koton'a baktım. Başka yerlere de baktım. Neyse. Bir şey beğendim. Bir tane pantolonu aldım. Bakalım başka nerelere bakacağız. Ne beğeneceğiz. Fiyat elimize neyi atamayacağız. Hadi. Elime attığım her şeyin 400 lira olmasını ne diyorsun? Çok ucuz. Değil mi? Sudan ucuz, ekmekten ucuz. Aynen. 5 numara bir yere gidelim. Müsaittir. Aynen, ben bundan sonra hayatımı çıplak devam edeyim. Olanlar yeter benim için. Bir şeyim yok ki. Evet. Şöyle çok tatlı tatlı renkler seçtim. Dilams, bebeklerim, canlarım, ciğerlerim. Ve bunu size bakmadan söyledim. Tabak arıyorum da şu an. Bakayım. Yok. Baktım anne, yani film açtık. Çok tuhaf bir filmdi. Yani bir yere gitmiyor yani film. Bir şey yoktu. Annem de yandan boyama yapıyordu, dedim ki ben de yapayım. Bakalım bir şeyler yapacağım, deneyeceğim. Ben de dedim ben de yapacağım. Şimdi bir tabak lazım. Çünkü benim boya paletim yok. Üstüne her şey boyası, yarım kırık, altına koyuyorum. Tamam. Şöyle koyayım bizi. Çitelerimi aldım. Tabağımı aldım. Ben bir mumlu koyacağım. Day. Günaydın. Herhalde en doğal halimle karşılıyorum sizi, yataktan uyandım. Aslan yelelerimi bıraktım, yani hiçbir şey yapmadım ve karşınızdayım. Şu ışığı bir düzelteyim. Dün aşırı eğlendim. Ben bunun devamını yaparım gibi geliyor. Çok eğlendim. Ablama çok tatlı bir hediye yaptım. Çünkü dedim ki neden olmasın. Kendime de bir mumluk yaptım. Neyse, bunları sonra konuşuruz. Ben aşırı açım çünkü uyandım. Saat 9.30 bir şey olması lazım. Kahvaltı time. Annemleri artık yataktan kaldırmanın zamanı. Çünkü onlar da aç. Acaba ben bir kahvaltı mı hazırlasam? Bilemedim. Hadi bakalım. Çekmedim. Çayımızı damlıyorum. Çay damlıyor. Gaz var. Çay damlıyor. Kapatıyoruz. Çünkü babacık bize böyle denmemizi istiyor. Hani bu nasıl bir un? Kaşık al kızım, kaşık al. Ben de diyorum ki niye çöp poşetinde? Ulaşırsın diyor. Aynen. Çöp poşeti temiz kullandığım için. Baharatlarımı hazırladım. Olacak da burada. Getirmeyi unuttum sana. Çublitsa. Çublitsa. Ben bütün yemeklerimde bulunan bir şey. Evet. Getir dememe rağmen getirmediysen bilerek getirmiyor. Hayır, unuttum. Bir de tuz. Bu şeyde. Ha, şundan kırkırtına biraz zerde çaldı. Zerde çaldı, deniz tuzu. Zenginsin. Öyle mi diyor? Zerde çal lazım mı? Açık alsın da güzel olur. Ben severim zerde çal. Kirletme onları yalnız. Tamam. Beni yıkadık. Şimdi her şeyi koyduk.
Tamam arkadaşlar, burayı sizinle göstermeyeceğim çünkü size short hazırlıyorum, biliyorsunuz benim muhteşem yemek tariflerim. Bunu bir iki kere yaptım. Her seferinde farklı yapıyorum. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Şimdi ilk defa air fryer kullanacağım için sana bırakıyorum. Şimdi air fryer'ı çalıştırma. Çok ben sos çalıştıramam. Yanına annemle çıkayım. Ben de ıslatayım. Çok tatlı değil mi sizce? Bak böyle çiçek şekillerim var. Bunlar pişecek, katılaşacak. Ondan sonra çıkaracağım. Ondan sonra böyle kalacak. Ondan sonra üzerine istediğinizi koyabilirseniz ben yumurta yapacağım. Böyle batırmalılarında. Batırmalı yumurta yapıyorum. Efsane oluyor sonra. Mis. Woo. 4 çiçeğimiz oldu. Yumurtayı sonra mı üstüne? Tabii canım. Önce patates kızarsın, sonra kaşar koy üstüne. İçine koy. Yeme şunu, yeme. Arkadaşlar, bu 1, 2, 3'üncüme geçiyorum. Aslında sayarsanız 4. oluyor. Bunu avlama yapıyorum, masasında kullanacakmış. Ondan sonra zaten mumluğumu falan gösterdim. İşte tepsimi de gösterdim. O yüzden 3 oldu. Ben bu işe bayıldım. Şimdi devam etmek isterdim ama dışarı çıkacakmışız. O yüzden hemen bir bakım. Bak yeni ürün aldım ve kullanmaya başladım hemen. Yüzüm, burası niye vampir ısırmış gibi. Yüzüm biraz düzelmeye başladı bile. Ben bu işi çok seviyorum. Keşke daha düzenli yapsam ama yeni öğrenimle artık daha düzenli yapmaya çalışacağım. Dün tonik yerine mist aldım çünkü araştırdığım yerde, daha doğrusu hani ne kullanayım, benim cildime uygun hani kimyasal tonikler yerine nemlendirici ve canlandırıcı tarzda mistler daha uygun oluyormuş. Onu da birazdan gösteririm. Eğer siz de kuru ciltliyseniz ve araştırma yapıyorsanız, her zaman hani insanlar tonik kullanıyor diye tonik kullanmak zorundasınız diye bir şey yok. Nemlendirici, canlandırıcı tonik de olabilir ama mist tercih edebilirsiniz. Yüz spreyleri tercih edebilirsiniz. Şimdi hazırlanalım çünkü dışarı çıkacağız. Biraz elimi yıkayayım çünkü sanat eserleri yaparken elini kirletmeyen bizden değildir. Şeyin, Be Beauty'nin Hydro Glow Face Mist'ini aldım. Bu niye İngilizcesini okudum? Hidro aydınlatıcı yüz spreyi, hyaluronic asitli. İşte yüz spreyini aldım. Çok çabuk açıldı bu niye? Bunun şeyi varmış. Niye o zaman pat diye açıldı? Güzel soru. Şimdi yüzümü elleyebileceğim bir şey lazım. Neyse, bulamadım. Wow, bayağı güçlü. Spreyi yüzünüzden birkaç santim uzakta tutun, ağzınızı ve gözlerinizi kapatın, spreyi sıkın, ardından cildi hafifçe yayın. 20 saniye bekleyin. İhtiyaç duyduğunuz kadar uygulayabilirsiniz. Makyaj öncesinde ve sonrasında kullanabilirsiniz. Ne yapıyormuşum? Yayıyormuşum. Bu arada makyajda ve bakımda bazı insanların unuttuğu şey, boynunuzu daha iyi yedirin. Arkadaşlar. Yapın. Şöyle. Şimdi normalde bakımda benim göz kremine ihtiyacım var. Yalnız göz kremini ben evde unuttum. Burada var mı? Sanmıyorum. Bu ne? Mesela. Bir tane buldum. Evet. Şöyle. Azıcık aldım. Aha, ilk serumdu. Ups.
Parmağım hala parmağımda. O yüzden normalde bunu elime damlatıyorum. Şöyle. Parmağım kasıldı şu. Şöyle birazcık bekleteyim. Yedireyim. Şimdi göz kremine sürdüm. Şöyle kıt yapacağım. Çünkü dün aşırı aldım. Bu jel, yani böyle jelimsi gibi görünen kremler. Tam krem olmayan kremimsiler diyeyim. Yüzünüze yaydırdıkça yayılan bir şey. O yüzden çok azıcık yetiyor. Bak. 2-3 pat bütün yüzüme yayıldı ve bak hala bir ıslak görünüm var. Yüzüm nasıl parlıyor görüyor musun? Şu yüzümdeki şeyimi kaşımasam o kadar tatlı olacak ki. Güneş kremi, arkasından makyaj, güneş kremini şöyle yaydıra yaydıra. Güneş kremim de bitiyor. Alacağım güneş kremi. Bakalım ne zaman alacağım. Dün misle birlikte bir şey daha aldım. Onu da göstereceğim. Benim makyaj bazım bitmişti. Bir tane makyaj bazı arasında kaldım. Wet n Wild'ın olması lazım. Ama şu neden yani onun işe yaradığını söylüyorlar bu arada Wet n Wild'ınkine. Hani birkaç kişiden duydum. Fakat bu gözüme çarpıp durdu. Öyle. Likidin Honey Prime and Bloom. Prime şey neymiş, vitaminli bal özlü aydınlatıcı makyaj bazı yani. Ben bunu denemek istedim. Şöyle bir aplikatörü var. Yani bayağı sıvı. Bal kokusunu alabiliyorsunuz. Şöyle kaldırıp. Makyaj bazlarım hep krem şeklindeydi. Bu bayağı farklı oldu. Yine yaydırıyoruz. Evet, birazcık yapışkan hissi herhalde zaten baldan gelmesi gerekiyor diye. Yani baldan geliyordur diye düşünüyorum da. Tamam. Şimdi yine fondötenli concealer. Fondötende getirme. Ana makyajda kullanıyorum. Yine şöyle. Bunu zaten fondöten şeklinde kullanıyorum. Yorumlarda yani yorum yazarsanız beni dövmeyin yorumlarda. Niye yani? Kapatıcı madem fondöten şeklinde kullanınca niye fondöten aldın? Bana ne? Siz istiyorsanız ben böyle yapmıştım. Her yere şöyle minik minik sürdüm. Pompa nerede? Pompom nerede? Pompom. Yediriyorum. Banyonun ışığı kötü diye buraya geldik. Burası da daha iyi. Sizi dün yine aldığım bir ürünle daha tanıştıracağım. Bu Mara'nın kaş şekillendiricisi. Şöyle minicik bir şey var. Aplikatörü var da bunları. Dün denedim ben. Fazla almışım da herhalde güzelmiş. Şöyle tık tık yapacağım. Kaş
ayakkabılarını da aldım ben de. Baba bizi de yıka.